Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. EFC 24'te yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz üzere iki tane çarkım var. Şöyle yapalım reklam olmasın. Evet bugün görmüş olduğunuz üzere iki tane çarkım var. Eğer Suudi Arabistan Ligi olmasaydı ve Arabistan'a giden oyuncular Türkiye'ye gelseydi ne olurdu? EFC 24'te bugün buna bakacağız. Sofifa'ya göre Arabistan Ligi'ndeki en yüksek reytingli ve yeni transfer olan 20 tane oyuncuyu bu çarka yazdım. Ve Süper Lig'deki takımların da hepsini buraya yazdım. Sadece Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki tane var. Çünkü o takımlar büyük takım olduğu için kendilerine oyuncu çekme ihtimalleri daha yüksek olacaktır diye düşünerek ben de onların çarkta çıkma ihtimalini daha da yükselttim. Şimdi ilk olarak buradan oyuncuyu bir seçelim. İlk oyuncu bakalım kime gidecek. Hemen oyuncuyu seçiyoruz ve ilk gelen oyuncu ilk çarkımızdan Fabinho oluyor. Fabinho geldi. Fabinho'yu hemen bu çarktan çıkartalım. Neredesin Fabinho? Ve şimdi buradan da karar ver diyeceğiz. Gelen takıma Fabinho transferi gerçekleşecek. Ve Trabzonspor'a gidiyor Fabinho. Hemen ikinci oyuncuya bakalım. Çarkımız dönüyor ve ikinci oyuncumuz Fofana. Fofana da hemen buradan bakalım hangi takıma gidiyor. Beşiktaş'a gidiyor Fofana. Üçüncü oyuncumuz için çarkı çeviriyoruz. Ve sen maksimum geldi. Bakalım sen maksimum Süper Lig'den hangi takıma gidiyor? Adana Demirspor'a gidiyor. Ve Karim Benzema geldi. Bakalım Benzema hangi takıma gidecek? Benzama'yı almak için Süper Lig takımları kapışıyor ve Beşiktaş bir de Benzema transferi yapıyor. Beşinci oyuncumuz Kolibali. Kolibali için hangi Süper Lig takımı transfer yapacak diyecektim ki direkt durdu. Rizespor Kolibali'yi alıyor. Altıncı oyuncumuz Mane oldu. Sadio Mane'yi alan Süper Lig takımı ise Sivasspor oluyor. Bakalım 7 oldu galiba. 7. oyuncumuz Ruben Neves. Hangi Süper Lig takımına gidecek Neves? Neves Kasımpaşa'ya gidiyor. Şu anda daha Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarına oyuncu katamadı. Bakalım 8. oyuncumuz Bono. Bir kaleci transferi olacak ve Kayseri Spor'a gidiyor Bono. Sıradaki ismimiz Karasco. Karasko ise Süper Lig'den Galatasaray'a gidiyor ve Galatasaray ilk transferini Karasko'yu alarak gerçekleştirmiş oluyor. Ve Mendy 10. oyuncumuz olacak bakalım. Bir kaleci daha gönderiyoruz. Süper Lig'den kim alıyor kaleciyi? Hatay Spor Mendy'yi aldı. 11. oyuncumuz Brozovic. Brozovic'i alan Süper Lig takımı ise Trabzonspor. Trabzon bayağı bir kuvvetlendirdi kadrosunu. Milinkovic Savic 12. oyuncumuz oluyor. Milinkovic Savic'i alan Süper Lig takımı da Galatasaray oluyor. Galatasaray bir transfer daha yaptı. Sıradaki oyuncumuz Engolo Kante. Engolo Kante'yi alan Süper Lig takımı Sivasspor oluyor. Daha Fenerbahçe hiçbir oyuncuyu alamadı. İki tane Fenerbahçe olmasına rağmen şu anda Fenerbahçe'yi alan bir takım yok. Kante'yi silmeyi unuttum ama zaten tamam sıkıntı yok. Riyad Mahrez geldi. Bakalım Mahrez Süper Lig'den kime gidiyor? İstanbul Spor Riyad Mahrez'i aldı. Sıradaki ismimiz Otavio. Otavio'yu alan Süper Lig takımı ise Antalya Spor oluyor. Bakalım Laport'u hangi Süper Lig takımı alacak? Laport'u alan takım Galatasaray oluyor ve Galatasaray 3. transferini yaptı. Bakalım son 4 oyuncu kaldı. 4'ü de birbirinden iyi ve sıradaki transferimiz Roberto Firmino olacak. Roberto Firmino'yu alan Süper Lig takımı ise yine Galatasaray. Son 3 üç oyuncu, üçü de birbirinden iyi. Özellikle Neymar'ın gideceği takım fark yaratabilir Süper Lig'de ve bakalım. Şimdi Neymar gidecek. Neymar'ı alan takım ise Süper Lig'den <gülüyor> Galatasaray. <gülüyor> yine Galatasaray. Gördüğünüz üzere takımlar değişiyor ama yine Galatasaray'da durdu. Galatasaray sanırım 5. transferini yapacak. Son 2 oyuncu kaldı. Frank Kessi ve Cristiano Ronaldo. Göndereceğimiz isim şimdi Casey olacak. Frank Casey Süper Lig'den Beşiktaş'a gidiyor. Ve son oyuncumuz da Cristiano Ronaldo. Bakalım Cristiano Ronaldo Süper Lig'den hangi takıma gidecek? Ronaldo'yu alan takım Süper Lig'den Medipol Başakşehir oluyor. Evet arkadaşlar şimdi takımlara yaptıkları transferleri koydum. Hemen hızlı bir şekilde yıldızlara bakalım. Galatasaray 4.5 yıldızda. Antep'e galiba çok oyuncu koymadık hızlı bir şekilde şöyle yıldızları göstereyim. En çok oyuncu alan takımlardan birisi. En çok demeyeyim de ya Sivas Spor Mane ile Kante'yi aldı mesela. Trabzonspor iki tane güzel defansif orta saha getirdi. Ya bu şekilde Adana Demirspor da iyi bir oyuncu gelmişti sanırım. Bu şekilde takımlar. Benim şu anda hatırladığım zaten Fenerbahçe'ye gelmedi oyuncu. Orası kesin. Fenerbahçe serbestlerden bedavaya yaşlı Arabistan'a giden oyuncu almak yerine kendi transferlerini yapıp şampiyon olma arayışında olacak. Bir de sanırım Samsun Spor'a hiç oyuncu gitmedi. Ben şimdi Samsun Spor'u alacağım. Bakalım ilk sezon transfer döneminde devre dışı bırakıyoruz. Onun dışında Avrupa Kupaları da aynı şekilde Fenerbahçe Beşiktaş Konferans Ligi'nde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar sezon sonuna geldik. Yani bir maç daha olsa belki de kovulacakmışız. Hemen bakalım Süper Ligi alan takım kim? İstanbul Spor Süper Lig'de sonuncu olmuş. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz. Adana 9. sırada. Konya 8, Kayseri 7, Kasımpaşa 6, Cristiano Ronaldo'lu Başakşehir 5. Beşiktaş 4. Trabzonspor 3. Galatasaray 2. ve şampiyon Fenerbahçe. Hiç transfer yapmadı ama şampiyon oldu Fenerbahçe. Hiçbir oyuncu Fenerbahçe'ye gitmemişti ama Fenerbahçe Süper Ligi kazanıyor. Galatasaray'da zira Türkiye Kupası'nı Başakşehir'i mağlup ederek kazanmış. Finale de pardon yarı finale de Fenerbahçe ve Pendik Spor kalmış. Şampiyonlar Ligi'nde ise o kadar transfer yapan Galatasaray grubunda dördüncü oluyor. Hem Süper Ligi kazanamamışlar hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamamış Galatasaray. Aslında Neymar'ı falan da almıştı. Firminosu vardı, Neymar'ı vardı Galatasaray'ın, Laportu vardı. Ama bunların hiçbiri Galatasaray'ın gruptan çıkmasına yetmemiş. Bireysel fazla yıldız belki de takım kimyasını bozmuştur. UEFA Avrupa Ligi'ni Liverpool kazanıyor. Ve konferans ligine bakalım. Beşiktaş grubundan ikinci çıkmış. Fenerbahçe de grubunu lider şekilde tamamlıyor. Ön eleme turunda Beşiktaş rakibini 5-3 elemiş. Son 16'da iki Türk temsilcimiz var. Fenerbahçe eleniyor. Ama Beşiktaş Lille eleyerek yoluna devam ediyor. Çeyrek finalde Beşiktaş'ın rakibi Villarreal olmuş ve Beşiktaş 4-3 Villarreal'de elemiş. Yarı finalde Frankfurt'u eliyor Beşiktaş. Kulüp Buruş Beşiktaş finali ve Beşiktaş ilk sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım oluyor. Beşiktaş da takımını iyi güçlendirmişti. Hemen bakalım. Francesi, Fofana ve Karim Benzema'yı almış Beşiktaş. Şimdi zaten takım istatistiklerine bakarken oyuncuları da görmüş olacağız. Süper Lig'deki gol kralı Mauro Icardi oluyor. Cristiano Ronaldo 22 golle ikinci sırada. Abu Bakar da 3. sırada Mauro Icardi ve Abubakar Cristiano Ronaldo'yu araya almış. Abubakar 3 maç belki e, Ronaldo'dan az oynamış. O maçları da oynasa Ronaldo'yu geçermiş. Asist kralı yine Mauro Icardi oluyor. 17 asist yapmış Icardi. Hem 26 gol hem de 17 asist inanılmaz bir verim sağlamasına rağmen takım olarak bakın yukarıda Fenerbahçeli oyuncular takım olarak Fenerbahçe daha iyi bir oyun sergileyip şampiyon olmuş. Gol yenme amaçlı da birinci sırada Fernando Muslera var ve Kayseri'ye gönderdiğimiz Bono. Dördüncü sırada bir de Mendy olması lazım. Aynen Hatay'a giden Mendy de dokuzuncu sırada. Ve Beşiktaş'a geldiğimizde Vincent Abubakar 35 maça çıkmış 21 gol 7 asist. Karim Benzema 18 gol 4 asist. Fofana 9 gol 8 asist. Chamberlain az maça çıkmış. Rashisa az maça çıkmış. Frankes 31 maça çıkmış. Zaten 6 numara ama 3 gol 2 asist. Onun dışında Getson Fernandez de 19 maça çıkmış ama hiç gol atamamış. Yani e, aslında buradan anlayacağımız Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu Vincent Abubakar. Sivas Spor'a Sadio Mane gitmişti. Mane 13 gol 62 asist yapmış. Engolo Kante'de 36 maça çıkmış, 3 gol, 1 asisti var. Fenerbahçe'nin en golcü ismi ise Dusan Tadic oluyor. 18 gol, 13 asist. Daha sonrasında Edin Dzeko 16 gol, 8 asist. Ve Cengiz Ünder de 14 gol, 3 asist yapmış. Fenerbahçe kendine Arabistan'a giden oyunculardan hiçbir oyuncu almamasına rağmen Süper Lig şampiyonu oluyor. Galatasaray'da ise Süper Lig'de Mauro Icardi 26 maçta, pardon, 36 maçta 26 gol atmış ve 17 asist yapmış. Gerçekten inanılmaz. Daha sonrasında Kerem Aktürkoğlu var 19 gol 5 asist. Roberto Firmino 16 gol 2 asist. Milinkovic-Savic 4 gol 2 asist yapmış. Bakan bu sadece 6 maça çıkmış. Neymar hiç oynamamış. Wilfried Zaha 12 maça çıkmış. Neymar hiç maça çıkmamış. Sol kanatta kim oynadı? Firmino falan mı oynadı sol kanatta? Karasco oynamış galiba 19 maça çıkmış. Ama hala bir eksiğimiz var abi. Bilmiyorum değişik şeyler olmuş. Galatasaray'da anlam veremedim. Neymar'ın sıfır maç olması çok enteresan ama. Belki oynasa hem Galatasaray'ı şampiyon yapabilir hem de şampiyonlar liginde gruptan çıkarabilirmiş. Başakşehir'deki Cristiano Ronaldo ise 38 maçta 22 gol 5 asist yapmış. Trabzonspor'da da Fabinho vardı 14 gol atmış 6 asist yapmış. Bir de aynı zamanda Brozovic vardı Trabzon'a gelen. O da 5 gol atmış, 3 de asist yapmış. Adana Demirspor'da da Sen Maksimum vardı. O da 11 gol atmış, 6 asist yapmış. Ve evet ikinci sezonu da simüle ettik. İkinci sezonun da sonuna geldik. Bakalım biz Konya Spor'a geldik. Hatta arada bir İstanbul yapıp oradan da kovulup sonra Konya Spor'a geldik. Ve ligi 13. sırada tamamlamış Konya. Adana 12. sırada enteresan. Hatay 10, Kasımpaşa 11, Antalya 9, Kayseri 8 falan derken Medipol Başakşehir'i 5. sırada görüyoruz. Trabzon 4. 3. olan takım geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe. 2. olan Beşiktaş ve şampiyon Galatasaray oluyor. 3 takım arasındaki puan farkı da fazla değil yani. 3. ile 1. arasındaki puan farkı sadece 5 puan yani 2 maçlık bir puan farkı varmış aslında ama Galatasaray bu sefer şampiyonu Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a kaptırmıyor. Türkiye Kupası'nı ise kazanan taraf 14-13 penaltılarla mı? Oha 2-2 berabere kalmış bu iki takım. Ve 14-13 penaltılarda yani toplamda taraftarlar orada otururken 27 tane penaltı atışı izlemiş. İnanılmaz bir maç olmuş ve Medipol Başakşehir penaltılarla artık yedekler mi atıyor bilmiyorum bu arada 11'i geçtikten sonra kim atıyor. Emin değilim ya da başa da dönüyor olabilir. Medipol Başakşehir bir şekilde kupayı kazanmış ama yarı finaldeki takımlarda Fatih Karagümrük ve Beşiktaş. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe vardı. Şampiyon olan takımdı ligimizin şampiyonu Fenerbahçe. Hiç galibiyet alamadan elenmiş ve kupanın sahibi de Bayern Münih. UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 takımımız varmış. Trabzonspor 2. sırada, Beşiktaş 1. sırada ve Galatasaray da 1. sırada olacak şekilde 3 temsilcimiz de yoluna devam ediyor. Öneleme turunda Trabzonspor genki elemiş ve son 16'da şu anda 3 Türk temsilcisi var. Bakalım Beşiktaş Trabzonspor eşleşmiş. Ya şaka mı gerçekten eşleşecek o kadar takım varken gidip Beşiktaşlı Trabzon niye birbirleriyle eşleşip birbirine eliyor ya? 6-2 Beşiktaş Trabzonspor elerken Galatasaray da Manchester City ile eşleşmiş. Şampiyonlar Ligi eşleşmesi gibi bir eşleşme elenmişler. eğlenmişler. Çeyrek finalde Beşiktaş Inter eğleniyor ve buranın kazananı da Manchester City oluyor. Konferans Ligi'ne de bizden Kasımpaşa, ve Medipol Başakşehir katılmış. Medipol Başakşehir grubundan lider bir şekilde çıkabilirken... E, ...Kasımpaşa maalesef çıkamamış. Hemen son 16'ya bakalım. Başakşehir son 16'da turlamış. Çeyrek finalde ise Slavia Pırağı elenmiş ve... ...buranın kazananı da Newcastle United. Bizim takımlar kendi aralarında tamam güzel rekabet yaratıyor ama... ...iş Avrupa'ya geldiğinde şu anda Beşiktaş dışında... ...çok da başarılı olan bir takım göremedik ve... ...Beşiktaş'tan Vincent Abubakar süperlik gol kralı olurken... Sebastian Szymanski ve Cristiano Ronaldo da ikinciliği paylaşıyor. Ve galiba Mauro Icardi 60 Galatasaray Firmino'da dördüncü sırada. Asist kralı Cengiz Ünder, Benzema ve Mane hatta Benzema, Mane ve Szymanski üçüncülüğü paylaşıyor. Firmino altıncı sırada ve gol yenmeye başladı. Uğurcan Çakır birinci, Bono altıncı, Mendy'yi göremiyorum. Mendy de on üçüncü. Beşiktaş'ta Vincent Abubakar Süper Ligi tek başına domine etmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de bu sezon Sebastian Szymanski bayağı bir gol yükünü üstlenmiş ve Galatasaray'da da görmüş olduğunuz üzere Mauro Icardi yok e ve galiba oynatmadıkları bakalım. Neymar'ı da satmışlar mı diyecektim. Hayır, Neymar bir maç oynamış. Şaka gibi Neymar niye oynamıyor Galatasaray'da? Wilfried Zaha Neymar'ı kesiyor galiba orada. Ve Başakşehir'deki Cristiano Ronaldo da Süper Lig'de 21 gol atmış, 4 asist yapmış. Bu sefer Konya ile kovulmadan sezon sonunu getirdik ve 9. sıradayız. Bakalım 5. yine Medipol Başakşehir, Başakşehir 5'ten kurtulamadı. 4. Trabzon, 3. Beşiktaş, 2. Galatasaray ve şampiyon Fenerbahçe oluyor. Bu sefer iki takım arasında sadece bir puan fark var ve ikisi de 90 üstü puan elde etmiş ama şampiyon Fenerbahçe. Türkiye Kupasını kazanan takım ise Galatasaray oluyor. Finalde Beşiktaş'ı yenmişler. Yarı finalde de Hatay Sporu yenmişler Başakşehir'de bir diğer yarı finalist. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray varmış UEFA Avrupa Ligi'ne düşmüş. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise sadece iki takımımız var. Beşiktaş sonuncu oluyor ve Başakşehir de üçüncü oluyor. Ön eleme turuna düşen Galatasaray ise Sporting'i 6-1 elemiş. Son 16'da Dinamo Zagreb'e elenen Galatasaray maalesef Avrupa'da devam edemiyor ve UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı Liverpool. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe ve Trabzonspor varmış. İkisi de gruplarından çıkabilmiş hatta Fenerbahçe daha mağlup bir şekilde lider olarak çıkmış. Ön eleme turuna kalan Başakşehir üstten düşmüştü. French Varro şeylemiş ve bir de Trabzonspor olması lazım. Onlar da 8-3 ön eleme turunu geçmiş. Son 16'da Allah'ım Yine 3 Türk temsilcimiz var diyecektim. Fenerbahçe ve Başakşehir eşleşmiş. Fenerbahçe Başakşehir'i 4-2 elemiş. Trabzonspor ise Monaco'ya elenmiş. Çeyrek finalde de Fenerbahçe Monaco'ya elemiş. Trabzon intikamını almış. Fenerbahçe yarı finalde ama maalesef Atletik Bilboğa'ya eleniyor. Fenerbahçe Fiorentina Bilboğa finalinde Bilboğa kazanıyor. Son sezonumuzun gol kralı ise Memphis Depay oluyor. Galatasaray Depay'ı almış. Mişi şu ayda ikinci sırada. Hatta Ryan Kent'le paylaşıyor ikinciliği. Asist kralı da Fred. Ve gol yenmeye maçta da Beşiktaş'ın kalecisi Yılmaz var. Mendy 5. Ve Bono gitmiş mi göremiyorum. He, 12. sırada Kayseri'den. Memphis Depay Galatasaray'a gelmiş. İnanılmaz. Çok iyi transfer yapmış Galatasaray. Beşiktaş bu sefer Abu Bakar'ı göndermiş galiba ve zaten çok da başarılı olamamışlardı bu sezon. Karim Enzama takımın en golcüsü. Kamal diye birini almışlar. Fenerbahçe'de ise Mişibat Batşuayi ve Ryan Kent 26 golle takımın en golcü iki oyuncusu olurken Sebastian Schumanski gidiyor ve Tadic'i de göremiyorum. Sebastian Schumanski'yi gördüm zaten transfer kısmında ama Tadiç'i de göremiyorum galiba Tadiç de ya gitmiş ya emekli olmuş. Galatasaray ise Memphis Depay'ı getirmiş. 84 ratingde Depay ve 32 gol atmış. Carrasco ve Firmino da Gayet iyi. Nikola da gelmiş. 5 gole katkı sağlamış. Pardon 5 gol atmış. 2 de asist yapmış. Savic devam ediyor ve Neymar 0 maçla gerçekten Galatasaray'da inanılmaz bir kariyer geçirdi. Toplam 3 sezon 2 maç 0 gol 0 asist. Ve bu arada Başakşehir'den de e, Cristiano Ronaldo gitmiş. Büyük ihtimalle o da futbolu bırakmıştır. Bu arada kimin kazanması gerektiğini bilmiyorum da meraktan bakıyorum. El İttihat e, Suudi Arabistan Ligi'ni kazanmış. Ve evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir video daha denemek istedim. Hatta bu videoyu yorumlarda gördüm. Sizden birisi yazmış ve hemen çekmek istedim. Ben de ilginç olabileceğini düşündüm. Ve böyle çarklı falan da bir şeyler yaparak değişik bir video denemiş olduk. Bakalım beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı ve o kadar yeni video demek. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.